Başlıyorum. Hazreti Ömer adil idi diyeceğiz, değil mi? Sonra bahçede koşan bahçede Ali koşmakta diyeceğiz. Bahçede koşan Ali'dir diyeceğiz. Biz dersi ezberlemiş bulunmaktayız diyeceğiz, değil mi? Sonra Ayşe kitabı buraya koyan kimsedir diyeceğiz. Hasan bu güzel tabloyu çizendir diyeceğiz. Evet. Şuraya yazabiliriz. Yani Ömer, yapalım. Adil. Yani Ömer radıyallahu anh adil. Hazreti Ömer neydi? Neydi arkadaşlar Hazreti Ömer? Adil idi. Şurayı 16 edelim. Kâne Ömer radıyallahu anh adilen. Adil idi. Bak ismi faille tercüme. İsmi faille cevap ver diyor ya. O yüzden ismi faille yaptık. Devam edelim. Men yerkudu fil bustani. Bahçede kim koşuyormuş? Ali demişiz. Aliyyün diyeceğiz. Bakın. Aliyyün. Rakidun fil bostan. Tamam. Aliyun Rakidun fil bostan. Hel hafiztumun hafiztumut derse ya tullab, ya ey öğrenciler dersi ezberlediniz mi diye sormuş. Öğrenciler de ne diyorlar? Evet ezberledik demiyor. Demek diyecekler. Ya yani nasıl diyecekler? Nahnu hafizune et derse. Hafizune et derse. Nahnu hafizune et derse. Yani biz dersi ezberleyen kimseleriz. Yani biz dersi ezberlemiş bulunmaktayız. Yani biz dersi ezberledik yani en Türkçesi. Tamam. Et derse. Biz dersi ezberlemiş bulunmaktayız. Men vada'atil kitabe Aişetü vada'a kelimesinin ismi faili nedir? Düşünün bakalım. Vaylım hocam. Vadı. Ama müennesini getireceğimiz lazım, getirmemiz lazım. Vaydet. Vadı Vaydet. atun el kitabe. Vadı atun el kitabe. Nereye koydu? Buraya. Yani Ayşe kitabı buraya koyan kişidir. Resmi kim yaptı? Kim yaptı? Yapacak Hasan. Hasan'ı resmi yapan kimse anlamında nasıl diyeceksiniz? İsmi fail kalıbında. Rasimun nil levhate el cemilete. Evet. Zannettiğimden hızı bitti.
Yoksa konu mu bitti? Ha, konu bitmiş. Güzel. En iyi konu bitmiş konudur arkadaşlar. İsmi meful. Hani siz ismi faili gördünüz ya. Hani biraz da buna giriş yapalım. Hocam onun bir fotoğrafını çekseydik. Çekin çekin tabii. Çektiniz mi? Tamam hocam. Bu değil ya. Ha şunu çekeceksin. Bunu çek. Bak şurada sayfa kaç bilemiyorum diye düşünmeyin. Bak şurada 100 görüyorsunuz ya. Yani. Bu gördüğünüz rakam aynı zamanda yani gerçek yani tutuyor. Yani 100. sayfa bak. Tamam? Ya yani videoları izlerken mesela kaçın sayfadayım ben ya? Hangi kitap bakın? Kitabın adı da burada yazar bakın. Sarf 1. cilt demek bakın. Kitabın adı burada yazar. Sayfası da burada yazar. Hangi ünite olduğu bilemediniz mesela. Oradan bulursunuz. İsmi meful. Evet. El emsiletul muhtelifetü. Muhtelif sigalar. Kalıplar demek. Mesela Nasr'a yardım etti. Yansur'u yardım ediyor. Nasran yardım etmek. Masdarı gayrimimi. Mimsiz masdar yani. Bir de ismi fail. Az önceki konu. 10. konu. Bizim konumuz ne? İsmi meful. Yani yardım edilen. Nasır yardım eden. Mansur yardım edilen. Hocam bu etken edilgen gibi bir şey mi? O mu yani? Değil. Değil mi? Etken edilgen değil. Yani katiple mektup gibi. Dövenle dövülen gibi. Ha, öyle diyeyim ben sana. Dövülenmek diye bir fiil var mı? Hayır. Dövenmek diye bir fiil var mı? Hayır. Ya da yazıcımak diye bir fiil. Yok değil mi? Yani yazmak fiilinden türemiş yazıcı değil mi? Ama evet. Fiil mi artık? Fiilikten çıkmış artık isim. Aynen. Şimdi yazılanmak diye fiil de yok. Artık fiil değil bunlar. İsim bak. Adı üstünde ne? Konunun adı ne? İsmül fail. Ya da ismül meful. Mefulüm yani fiilden türeyen ama o fiilden etkilenen ismi gösteren kelime oluyor. Kelimenin aynı Nasara kelimesinden kullanılmış. Bakın. Mansuru, mansurani, mansurune ya da mansurine. Bir de nasirine. Pardon, menasirun diye menasir şeklinde kırık çoğulda olabiliyor. Mansuratun yardım edilen demek. Mansuratun mansurateyni iki kişi. Mansuratun yardım edilen bayanlar demek. Tamam? Nasara yardım etti. Nusira ona yardım edildi. Yansur yardım ediyor. Yunsar ona yardım ediliyor. Nasran yardım etmek. Nasur'un yardım eden. Mansur'un yardım edilen. Artık bu bir isim, tamam mı? Şu son kelimelerin anlamlarını vereyim. Sadece. Hocam Hasune'nin niye yok? Onların ismi fail de olmaz, ismi meful de olmaz. 6. bab, 5. bab böyledir bakın. İsmi fail de yok, ismi meful de yok. Hasune iyi oldu. İyi olan anlamında onların sıfatı müşebbesi kullanılıyor. Hasan ya da Hesna. Ama iyi olunan şey, kendisiyle iyi olunan şey diye bir şey yok. Zaten ismi faili yok. İsmi faili yerine dediğim gibi sıfat-ı müşebbesi var. İsmi mefulü hiç yok. İsmi faili yerine sıfat-ı müşebbe o görevi getiriyor. Yerine getiriyor ama o 5. bab böyle bir şey. Mesela bu kelimelerin asla mesela mefulün bihti almazlar. Ya, iyi oldu. Ali iyi oldu. Ya da pardon. Hasune iyi oldu. Ya pardon güzel oldu. Neyi güzel oldu? Yok. Neye güzel oldu? Yok. Kimi güzel oldu? Yok. Kime güzel oldu? Yok. Yani herhangi bir nesneye ihtiyacı yok. Mesela büyük oldu.
Kebura büyüdü demek. Büyük oldu. Neyi büyük oldu? Yok. Neye büyük oldu? Yok. Onun mesela ismi Kabir diye bir ismi mefulün yok mu? İsmi faili yok mesela. Onun yerine ne var? Kebir var. Kebir ne demek? Büyük demek. Sıfatı geliyor. Yani sıfatı müşebbesi. Yardım edilen. Biraz küçültelim. Mansur, pardon, darabe dövdü, duribe dövüldü, yadribe dövüldü, yudrabu dövülüyor, darben dövmek, daribun döven, madrubun, ne demek madrub? Dövülen demek. Metruk olur mu hocam? İki dakika içerisinde bitiyormuş bu. Uzatabilir miyiz diye düşündüm ama. Madrup dövülen demek. Meftu açılan. Açılan. Malum. Bilen. Bilinen. Bilen. Mahsup zannedilen. Hesap edilen. Demek. Tamam. Dersimiz bitmek üzere zannedersem arkadaşlar. Artık buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Akşam açar mısınız hocam? Akşama değil, yarın yapacağım. Aynı saatte değil mi hocam? Yok, ben size bir saat iki saat önceden haber ederim. Buradan devam edeceğim. Yani nerede kaldık mesela? 103. sayfadan devam edeceğim. Çünkü gerideyiz. Millet şu anda 13. konudular. Ben daha kaçtayım? 11'deyim. İki konu geçtik yani herkesten. O yüzden zaten yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Ders. Vallahi kaçta bitecekmiş bu ders? Ha, 26 geçe bitiyor. Bir dakika kalmış. Tamam arkadaşlar, görüşürüz inşallah. Kapatıyorum. Düzeltemedim de. Görüşürüz hocam. Hadi. Allah'a emanet olun.